Efendim gene bu akşam iki değerli konuğum var. Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Rahşan Ecevit. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Kırca, buna cevap vermeden önce Rahşan'la bir görüşeyim. Rahşan hoş geldiniz diyor, ne diyeyim? Hoş bulduk de Bülent. Hoş bulduk. Biliyorum şimdi bana sorular soracaksınız. Nasıl bildiniz? Ben bilirim. Ben bilirim. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Benden başka kimse hiçbir şeyin doğrusunu bilemez. Rahşan öyle diyor. Sus Bülent! Bakın bunu artık herkes biliyor Sayın Ecevit. Ben bu ülkenin nasıl kurtulacağını da biliyorum ama... Söylemem. Bu da malum. Başbakan bile oldunuz ama bir türlü gösteremediniz ülkenin nasıl kurtulacağını. Hep bildiğinizi söylersiniz ama bildiğinizi biz siz bilirsiniz, biz bir türlü bilemedik sizin ne bildiğinizi. Sadece ben bileceğim, hiç kimseye söylemeyeceğim, benden başkası bilmeyecek. Değil mi Rahşan? Kimseye söyleme Bülent. Yok, söylemem Rahşan. Senin dediğinden çıkmam. Neyse, madem istemiyorsunuz söylemeyin. Şimdi gelelim şu birleşmeye. Siz gidin. Ben gelmem. Ben birleşmeye gelmem. Gelmem. Gitme Bülent. Yok, gitmem Rahşan. Efendim bir yere gittiğimiz yok. Sadece konuşuyoruz. Hani bütün Avrupa'da sol büyük başarılar kazanıyor. İktidar oluyor. Halkın umudu oluyor ama biz de hala birleşelim mi birleşmeyelim mi? Birleşeceksek nasıl birleşelim? Sizde mi birleşelim, bizde mi birleşelim? Yoksa bir pastanede mi buluşalım? Gibi tartışmalar oluyor da ben o açıdan yani Rahşan Hanım bile bir şey ediyorum. Ben birleşmem. Aferin. Güzel konuştun. Sayın Rahşan Hanım, bari siz söyleyin şu Sayın Ecevit'e. Benim ona birleşim falan dediğim yok. Sadece neden diye soruyorum kendisine. Bu sorunun cevabı gayet basit Sayın Kırca. Bülent'in görüşleri öteki sosyal demokratların görüşleriyle uyuşmuyor. Yani ben uyuşturmuyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla öteki sosyal demokratlar Sayın Ecevit'in her şartını kabul ediyorlar. Ne istersen tamam diyorlar. Gel sen başkan bile ol diyorlar. Diyecekler tabii. Onlar partilerini kapatıp gelsinler. Başkan tabii ki Ecevit olacak. Bir şartla birleşiriz. Tek ayak üstünde dursunlar, kafalarında top sektirip bu arada ağızlarındaki bir kaşıkla tuttukları yumurtayı asla düşürmesinler. O zaman belki düşünürüz. Ben birleşmem, bana ne birleşmem. Bakın Sayın Ecevit, tekrar ediyorum, ben birleşin demiyorum. Neden birleşmiyorsunuz diyorum. Ayran içtiniz de öteki sosyal demokratlardan ayrı mı düştünüz diyorum. Ya anla işte Sayın Kırca. Hayatımda bir kere fi tarihinde Rahşan'la birleştim. O zamandan beri perişanım. Bende bir daha birleşecek göz var mı? Sen ne biçim konuşuyorsun bile? Hı? Ne biçim konuşuyorsun? Eve gidelim ben sana göstereceğim. Lütfen kavga etmeyin efendim. Zaten partinizde yeteri kadar kavga var galiba. Efendim kavga falan yok. Rahşan ne derse o olur. Diyorlar ki hani ben demiyorum bana kızmayın. Sizin bu inadınız sosyal demokrasiye zarar veriyormuş da sağa yarıyormuş da bütün Avrupa sola yönelirken bizim ülkemizde sizin sayenizde sağ kazanıyormuş da. Sormayın Levent Bey sormayın. Sol birleşse iktidar olur. Sol iktidar olursa Bülent Başbakan olur. Bülent Başbakan olursa başlar şiir yazmaya. Gençliğim çürüdü bunun şiirlerini dinlemekten. Ömrümü bunun şiirlerini dinlemekle tükettim. Bu yaşımda bir daha katlanamam Bülent'in şiirlerine. Onun için sorun olsun birleşmesinler. Ben de kafamı dinleyeyim. Değil mi Bülent? Tamam Rahşan. Deniz Baykal'la şahsi bir sorununuz var mı efendim? Şahsen yok. Biz ona karşı çok saygılıyızdır. Hatta inanın Sayın Kırca, yanlış anlaşılmasın diye denize bile girmiyoruz. Biz bunu yapıyorsak o da bizim partimize göz dikmesin. Pek severim ben denizi, takalar geçerdi içinden allı yeşilli, takalar geçerdi dümenleri lazlı, artık sevmiyorum denizi, çok kirlendi çünkü, evde leğene su doldurup ona giriyorum, hay aklımla bin yaşayayım, kendimi seviyorum. Rahşan Hanım, Bülent Bey'in her türlü birleşmeye karşı olduğu doğru mu? Yalan efendim. Mesela geçenlerde Mobil ile Shell birleşti, Bülent karşı çıkmadı. Hatta birlikte sese kulak verdik. Birleşmiş Milletler'e de karşı değil Bülent. Benimle birleşmeye de vakti zamanında hayır dememişti. Öyle değil mi Bülent? Rahşan ne derse o olur. Efendim biliyoruz ki Bülent Bey'i parmağınızda oynatıyorsunuz. Bir kere de burada oynatır mısınız Allah aşkına? Oynatırım. Ben söylersem oynar. Kalk Bülent, oyna bakayım. Türk solu siyasette nasıl bayılır gösterelim.
sevgilim, sevgilim nasılsın? Soğuk iç sesin kısılsın. Köpüklü banyo yaparken birden sular kesilsin. Sevgilim, sevgilim nasılsın? Soğuk iç sesin kısılsın. Köpüklü banyo yaparken birden sular kesilsin. Nasılsın? Sakin sinirlerin bozulsun. Diskoda hop hop oynarken kot pantolonun yırtılsın. Sevgilim, sevgilim nasılsın? Sakin sinirlerin bozulsun. Diskoda hop hop oynarken kot pantolonun yırt. Güzel, tebrikler, tebrikler. Rahşan Hanım, bir şarkı da sizden rica edeceğiz. Adetimiz öyle.